Evet efendim, devam edelim buradan. Bir Türkiye'nin genç nüfus projeksiyonlarına bakacağız birlikte. Zira alarm verdiği belirtiliyor. Ekranlarınıza da geldiği gibi 2050 ve 2100 için genç nüfusta bir projeksiyon çalışması yapıldı. Ana senaryo ve düşük senaryo olmak kaydıyla 2050 yılına baktığımızda oran %9.66 seviyesinde, 2100 yılında %9.55 seviyesinde TÜİK kaynak olarak aktardığı üzere düşük. Bu noktada şunu da söylemekte fayda var elbette. TÜİK'in hesapları bu gerçeği ortaya koyuyor. Türkiye'nin genç nüfusunun toplam nüfus içindeki oranları 2050 ve 2100 yıllarında %10'un altına gerileyebileceği gösteriliyor. Peki bu neden önemli? Çünkü ekonominin üretim ve tüketim potansiyelini ortaya koyduğu için son derece önemli. Bunun ne ifade ettiğini şimdi gideceğiz, biraz daha detaylandıracağız. Sosyolog Profesör Doktor Tevfik Erdem yayın konuğumuz olacak. Sayın Erdem, hoş geldiniz yayına, merhaba. Yayınlar size ve seyircilerinize. İyiyim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ekranımıza da birazdan tekrar gelecektir. Projeksiyonlara baktığımızda TÜİK kaynak olarak yapıldığında Türkiye'nin genç nüfusunda gitgide bir azalış söz konusu. Dünya ortalaması %15.5 seviyesindeyken Türkiye'ye baktığımızda bu oran şu anda zaten dünya ortalamasının altında %15.1 seviyesinde. Türkiye'de genç nüfus azalıyor neticede bakarsak. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Bunun isterseniz önce biz sebeplerini biraz konuşalım. Ardından projeksiyonu da biraz daha detaylı olarak konuşuruz. Evet. Şimdi istatistik olarak elbette ki böyle bir durumla karşı karşıyayız ama bunun sosyolojik olarak arkasında yatan sebebi nasıl izah edebiliriz? Onun üzerinde duralım isterseniz. Toplumlar modernleştikçe demografik geçiş teorisi dediğimiz bir teoriyle karşı karşıya kalır. Bunun anlamı şu: öncelikle modernleşme öncesi yüksek doğum ve yüksek ölüm oranları sabitleşmeye başlar modernleşmeyle birlikte. Bu da toplumda nüfusun sabitleşmesine ama bir süre sonra da doğum oranlarındaki azalma ve sağlık hizmetlerinin sunumundaki iyileşmeye bağlı olarak da yaşam süresinin uzamasına ve ölüm oranının da azalmasına sebep olur. Bunun anlamı şu demek Kıvılcım Hanım, seyircilerimiz de bunu kafalarında tasarlayabilirler. Ortanca nüfus dediğimiz nüfusun giderek genişlemesi anlamına gelir. Yani bir yandan doğum azalacaktır, genç nüfus azalacaktır. Ömür uzadığı için ve yaşlılık süresi uzadığı için de yaşlı nüfus da giderek artmaya başlayacaktır. Bu da toplumdaki medyan nüfus dediğimiz ortanca nüfusun en düşük nüfusla en yüksek nüfusu mukayese ettiğimizde giderek yukarıya doğru çıkması anlamına gelecektir. Örneğin işte Türkiye'de 2000'li yılların başında işte 23 olarak gördüğümüz ortanca nüfus, yani tam en yüksek nüfusla en genç nüfusla en yaşlı nüfus arasındaki kesen nüfus şu anda 34'e çıktı. Şimdi biraz sonra siz de belki göstereceksiniz o şeyde TÜİK tablosunda. Bunun giderek yukarıya doğru, TÜİK projeksiyonlarında bunun giderek yukarıya doğru çıkacağını göreceğiz. Bu da toplumun giderek yaşlandığını, yaşlı nüfusun giderek daha fazla artmaya başladığını, genç nüfus oranının da nispi olarak azalacağını bize gösteriyor. Bu bütün toplumlarda, modernleşen toplumlarda karşı karşıya kalacağımız bir durum. Peki bunun istisnası yok mu? Elbette ki var. Mesela işte Hindistan gibi, bazı Afrika ülkeleri gibi ülkelerde nüfus artışı çok fazla, genç nüfus oranı çok fazla. Ama işte Avrupa ülkelerine baktığımızda, Avrupa ülkelerinde hızla yaşlanan bir nüfusla karşı karşıya kalıyoruz. Dediğim gibi bu modernleşmenin sonucu. Peki ne demek modernleşmenin sonucu, nüfusun yaşlanması, genç nüfusun azalması niye ortaya çıkıyor diye sorduğumuz zaman Kılcım Hanım, bunun arkasında şöyle bir sosyolojik gerekçe görüyoruz. İnsanların yaşam tarzlarında bir değişme var ve bu yaşam tarzını biz istatistik olarak izah edemez. Yani bunun sosyolojik bir izahı var. Yaşam tarzındaki değişme ne demek? Yaşam tarzındaki değişme şu demek: İnsanlar artık çok geniş bir aile yapısına sahip olmuyor. Yani işte mesela TÜİK verilerine göre ya da sendikaların yaptığı yoksulluk, açlık hesaplamalarını düşünelim. 4 kişilik bir aile üzerinden yapılırdı bu açıklamalar. Ama şu anda biz Türkiye'de 4 kişilik bir aile değil, daha çok işte anne baba ve çocuktan oluşan bir aile yapısıyla karşı karşıyayız. Bunun anlamı ne?
artık Türkiye'nin kendi nüfusunu dengeleyecek, yenileyecek olan aile yapısının kalmadığını görüyoruz. Yani normalde bir nüfusun kendisini yenileyebilmesi için sahip olması gereken oran 2.1 iken 2023 verilerine göre Türkiye'de nüfus artış oranı 1.51. Bu çok düşük. Bakın 2.1'den aşağı doğru düşüyorsunuz. Bu da hane halkı büyüklüğünün küçülmesi anlamına geliyor. Artık 4 kişilik bir haneyle değil, işte anne baba ve çocuktan oluşan bir haneyle karşı karşıya, hane büyüklüğüyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Peki yine sosyolojik olarak soralım. Neden böyle bir genç nüfusun azalmasıyla ve hane halkı büyüklüğünün küçülmesiyle karşı karşıyayız? Bunu yine az önce söylediğim modernleşmenin bir sonucu olarak görebiliriz. Ne demek modernleşmenin sonucu? Yaşam tarzındaki değişme. İnsanlar artık tek çocuk sahibi olmak istiyor ve bu çocuğa daha nitelikli bir eğitim sunmak istiyor. Bunu şöyle düşünelim. Aileler çok çocuk sahibi oldukça çocuklarına sunabilecekleri yaşam fırsatlarını, onlara sunacakları eğitim fırsatlarını, diğer fırsatları daha az karşılayacaklar. Bu yüzden de daha az çocuk ama daha nitelikli bir eğitim ile gerçekleştirmek istiyorlar. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Yani toplum orta sınıflaştıkça çocuk sayısında bir azalma ortaya çıkacak. Dolayısıyla çocuk sayısının azalmasını sadece ekonomik değişkenlerle açıklamak çok doğru değil. Bir örnek vereyim isterseniz Kıvılcım Hanım. Bakın, Çin uzun bir dönem baskıyla tek çocuk politikasını hayata geçirdi. Hatırlayalım, nüfusunu durdurdu. Yani şu anda dünyanın en kalabalık ülkesi Çin değil, Hindistan. Bir süre sonra 2015'ten sonra Çin nüfusun giderek azalmasıyla karşı karşıya, yani nüfus artıyor ama doğum oranında bir azalma var. 2015'ten sonra bu politikasına bir değişiklik yaptı ve dedi ki birden fazla çocuk sahibi olabilirsiniz. Daha önce bunu yasaklamıştı. Şimdi serbest bıraktı ama daha önceki o nüfus artış oranını hala yakalayamadı. Niye? Çünkü Çin'de 400 ila 800, 1 milyar 400 milyonluk bir Çin nüfusunu düşünelim. 400 milyon ile 800 milyon arasında bir Çinli orta sınıf içerisine girmeye başladı. Yani bizim orta tabaka dediğimiz o tabakanın içerisine girmeye başladı. Hayat standardı değişmeye başladı. Dünyaya bakışı değişmeye başladı. Modern hayatın içerisine girdikçe batılı yaşam tarzını kendisi de yaşamaya başladı ve çok çocuk yapma konusunda kendi kendisini ketledi. Daha önce yasaklanan bir durum ne yaptı? İnsanların olağan bir davranış halini almaya başladı. Bu yüzden Türkiye'de de benzer modernleşme arttıkça, modern hayata uyum sağladıkça insanlar nüfusunda nüfus artışında bir azalmayı ortaya koyacak. Bu çok doğal bir süreç ama bu tabii siz de az önce bahsettiniz Kıvılcım Hanım, tehlikeli de bir süreç. Neden tehlikeli bir süreç? Çünkü genç nüfus dinamik, canlı bir nüfus. Ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak bir nüfus. Ve genç nüfus azaldıkça, yaşlı nüfus arttıkça ülkeler başka sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor? Örneğin sosyal güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Çünkü yaşlı nüfusun artmaya başlaması, 65 yaş ve üzerine artmaya başlaması devletlerin sosyal güvenlik harcamalarının artışını da beraberine getiriyor. Yani yaşlanan nüfus sağlık harcamasının daha fazla artmasıyla temayüz ediyor. Sonra devletin ödediği şeyler var. Emeklilik maaşları var. Bunların her birisi devlet için bir yük. Bu yüzden de sosyal güvenlik sistemini hatırlayalım Kıvılcım Hanım. 3 ya da 4 çalışanın bir emekliye karşılık gelmesi gerekiyor. Ama eğer nüfusunuz giderek artmaya başlarsa bu da o ülkeler için çok ciddi bir sorun ortaya çıkartıyor. Evet. Şimdi aslında bunun sadece bir ekonomik problemden kaynaklı olmadığını, çok ciddi sosyolojik kökenleri olduğunu da belirttiniz. Tabii hani ekonomideki gidişat da doğrudan etkili sosyolojik etkenlerle birlikte bakarsanız. Şimdi Türkiye'de
Asgari ücret oranı belli. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırına baktığımızda 65 bin TL seviyesini görüyoruz. Bugün işsizlik verileri açıklandı. Yine de bunu söyleyeyim. Genç nüfustaki işsizliğe baktığımızda özellikle alt kalemleri inceleyerek %17.6 seviyesinde genç nüfusta işsizlik var. Tabii bunun bir de 6 yıl iş gücü oranı var. Yani artık iş aramaktan vazgeçmiş bir ekip de var. Dolayısıyla aslında son derecede yakından ilişkili mevzular. Peki sizin bu konuda öneriniz ne olabilir? Yani ekonominin biraz daha rayında gittiği bir senaryoda bu noktada doğurganlık hızının artırılabilmesi için ne gibi önlemler alınabilir sizce? Evet, Kılıcım Hanım az önce söylediğiniz çok doğruydu. Yani bu işi sadece ekonomik ya da istatistik verilerle değerlendirmemiz mümkün değil. Arkasında çok ciddi bir sosyolojik sebep var, gerekçe. Çin örneğini buradan referans almamız gerekiyor. Peki sorunuza dönelim. Yani burada ne yapmamız gerekiyor? Şimdi Türkiye için söylenen şey şu Kılıcım Hanım. Türkiye bir demografik krizle karşı karşıya kalabilir. Eğer demografik fırsat penceresini kaçırırsa. Demografik fırsat penceresi dediğimiz şeyle işte Türkiye'nin genç nüfusunun yani bağımlı nüfustan 15 yaş altı ve 65 yaş üzerinden daha fazla olduğu bir durumda giderek daha fazla ekonomik atılım gerçekleştirmesi. Türkiye bunu ciddi bir biçimde gerçekleştiremedi. Bunun gerçekleşmesi için ne yapmamız gerekiyor? Ve bunun arkasında sizin de sorunuza cevap olacak şekilde nüfusun artmasına sağlayacak, genç nüfusun artmasını sağlayacak ne yapmamız gerekiyor? Bence bir hayat tarzımızda bir değişikliğin olması gerekiyor. Biz modern, daha bireyci, daha ben merkezli bir hayat yerine daha özgeci, daha işte toplumla barışık, çevremizde, ailemizde, yakın çevremizde barışık bir hayatı sürmemiz gerekiyor. Bu barışık değiliz anlamına gelmiyor. Sakın böyle yorumlamasın seyircilerimiz. Ancak biz hayatımızı daha bireyci, daha ben merkezli sürdürüyoruz. Yani bunu terk etmemiz gerekiyor. Daha özgeci bir hayata doğru da açılmamız gerekiyor. Bir başka şey, yani bizim dışımızda yapılması gereken şeyler neler? Bizim dışımızda yapılması gereken şey ve bu genç nüfusun azalmasını bir krize dönüştürmeyi ortadan kaldıracak olan şey, gençlerimize daha nitelikli, daha kaliteli bir eğitim vermek. Bu üniversite sayısının artmasıyla hiç ilgili değil. Yani bunu söyleyelim, gençlere yönelik yatırımın yapılmasıyla alakalı. Gençlerin sosyal sermayelerini arttırabilecek yatırımlarla mümkün. Sonra istihdam imkanlarını arttırmamız gerekiyor. Yani şimdi sürekli 4 nüfus, aile başına 4 çocuk istemenin inanın çok tek başına bir anlamı yok. Neden anlamı yok? Şimdi Kıvılcım Hanım, iş bulamayan bir aile... Çok düşük, sizin de az önce belirttiğiniz bir aileyi düşünelim. Asgari ücretle gelişen bir aile. Çocuk yapmak ister mi? Yani birden fazla, ikiden fazla, üçten fazla çocuk yapmak ister mi? Yapmamalı da zaten yani şu koşulda. Yapmamalı zaten. Çünkü kendisi hayatını zor sürdürüyor. Bizim öncelikle vatandaşlarımıza asgari düzeyde onurlu bir hayatı sürdürecek bir yaşam standardı sunmamız lazım ki evet, bu insanlığı, evet yani ben birden fazla çocuk yaptığım zaman ekonomik olarak zorlanmam ve devlet son cümlenizi rica edeyim. Sosyal güvenlik harcamalarıyla beni desteklerler. Aksi takdirde bu tür böyle yani çok çocuk talebinin arkasında onu destekleyecek politikalarla bunu dillendirmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum Kılıcım Hanım. Peki sosyolog Profesör Doktor Tevfik Erdem, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için.